İhlas suresi 100 yaşındaki dudaklarda. Yine o bedenin 100 yaşındaki ayakları tek olan, eksiksiz olan Allah'ın yolunda. Teyze kaç yaşındasın? 100. Bir daha söyle. 100. Nasıl bu kadar çabuk iniyorsun 100 yaşında bu merdivenleri? Allah kuvvet veriyor. Allah kuvvet veriyor. Yardım edeyim he. Oruçlu musun şimdi? He, oruçluyum kadın. 4-5 gündür oruçluyum şükür. Acıkmadın mı, susamadın mı? Ne acıktım ne de susadım, çok şükür. Rahime Keleş 100 yaşında. Aramızda 75 yaş fark var ama bizden hızlı inip çıkıyor bu tepelere. Yanında Ayşe kızıyla 5 tane çocuğu var. Gençliğinde tarla sürmüş, koyun gütmüş. 94'üne geldiğinde trafik kazası geçirmiş. Ayaklarında, kolunda platin var. Ona rağmen oruçlu haliyle Hazreti Muhammed'in peygamber olduğu tepeye çıktı. Namazını kıldı. O mağaraya girip 2 rekat namazını kıldı. Şimdi de ağzında duaları o tepeden iniyor. O yaş, o beden aç susuz 10 ay önce hac mevsiminde o dağa çıkmıştı. Daha şimdiden Ramazan'da kutsal topraklara kavuşmayı hayal eden binlerce Müslüman onun yerinde olmak istiyor. Gören mucize diyor ama Hira'nın hikayesi başlı başına bir mucize. Hira, Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı dağ. Ya Muhammed, oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Her gün istisnasız yaşadığı şehri terk edip yüzlerce metre tırmanmak. Sırf Allah'la baş başa olabilmek, onunla yalnız konuşabilmek için. 400 metre yükseklik, o kadar dik ve çetin ki aşağıdan bakıldığında zirveye ulaşmak imkansız gibi. Ama Hazreti Muhammed o imkansızı her gün gerçekleştiriyordu. Şimdi onun yolundan giden ayaklar var. İnşallah bizler de onların olamaktadır ne kadar. İnşallah onlara ümmet oluruz ya Rabbim. Milyonlarca Müslüman yuvasına yem taşıyan karınca misali yüreğinde iman taşıyarak zirveye yürüyor. Baston bacaklara kuvvet oluyor kimi zaman. Yaşlılar için taşlar yontulmuş, merdiven olmuş. Ama peygamberlerini derinden hissetmek, yaşamak isteyenler taşın kayanın içine atıyor kendini. Şimdi yürürken nefes nefese kaldığımız bu dik yamaçlar, dik yokuşlar Hazreti Muhammed için dümdüz yol gibiydi. Çünkü o yolun sonunda yalnızlık, o yolun sonunda sükunet, o yolun sonunda huzur vardı. O yolun sonunda bir de Hazreti Muhammed'in her gün inzivaya çekildiği küçücük mağara var. Mağaradaki izdiham ve mücadele